Mesih İsa'da ki kurtuluş, seni günah ve ölüm yasasından özgür kuracak. Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programda sizlere bereketi seçin konulu bir vaazımdan paylaşmak istiyorum. Çünkü bereket bir seçimdir, yaşam bir seçimdir. Tanrı bu seçimi önümüze koydu ve bunu seçebiliriz. Bu paylaşımda bunu göreceksiniz. İzleyin, tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. Yasanın tekrar 30. bölüm ve 19. ayete bakacağız. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınız da yaşayasınız. Rab diyor ki önünüze bir seçim koyuyorum. Kutsama ya da bereket veya lanet. Zor bir seçim değil değil mi? <laughs> Hangisini seçersiniz? <laughs> Kim laneti seçmek istiyor? <laughs> yani zor bir seçim değil. Gülüyoruz ama maalesef insanlar laneti seçiyorlar. Ama bereket bir seçim, kutsama bir seçim, seçebilirsin. Bu senin seçimin. Yani alın yazısı değil, bu bir kader meselesi değil. Ay benim alın yazım hayatta sürünmek. Hayır. Bu bir yalan. Bu şeytanın büyük bir yalanı. Sen kaderini değiştirebilirsin. Çünkü senin aslında şöyle diyeyim. Şeytanın da bir planı var senin için. Öldürmek, çalmak, yok etmek. Öyle diyor hırsız. İsa öyle dedi. Hırsız, iblis çalmak, öldürmek, yok etmek için gelir. Onun planı bu. Çalmak, öldürmek, yok etmek. Ama İsa diyor ki ben ise insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Tanrının da bir planı var bol yaşam planı. Yani yine aynı şekilde önümüzde iki seçim var. Bereket veya lanet, bol yaşam veya yokluk. Yokluk, yoksulluk, eksiklik. Ama bu bir seçim, seçebilirsin. Yani şu anda bulunduğun duruma mahkum olmak zorunda değilsin. Artık Mesih İsa'ya ait olanlar için hiçbir mahkumiyet yok. Yoksulluğa mahkum olmak zorunda değilsin. Eksikliğe mahkum olmak zorunda değilsin. Lanetten kurtulabilirsin. Çünkü Kutsal Kitap öyle diyor. Galatyalar 3. bölüm 13. ayette diyor ki, İsa Mesih bizi yasanın lanetinden özgür kıldı. Bizi yasanın lanetinden kurtardı. ile kurtardı diyor tam grekçesi. Fide nedir? Bir kişinin özgür olması için gereken bedeli ödemek. İsa Mesih çarmıha gerildi. Çünkü ağaca asılan herkes lanetlidir diyor. İsa Mesih ağaca asıldı. Çünkü lanet bir ağaçtan gelmişti. Ve ağaca geri döndü. Ve o lanet tekrar ağaca çakıldı. Çünkü İsa Mesih bütün lanetleri üstlendi. Bizi o lanetlerden kurtarmak için. Ki böylece İbrahim'e sağlanan kutsama, bereket bütün uluslara, bütün insanlara gelsin. Ve bizler de iman aracılığıyla kutsal ruhu alalım. Tanrı'nın isteği bu. Kutsal dolu yaşamamız. Bereketli bir yaşama, bol bir yaşama sahip olmamız. Amin. Müjde bu. Bereketlenmek, kutsanmak. Müjdenin esası bu. Müjdenin özü bu. Amin. Birçok insan müjdenin tüm doluluğunu anlamıyor. Sorduğunuz zaman müjde nedir diyorsun. Aa İsa benim için öldü, cennete gidebilmem için. Müjde sadece bu değil. Bundan çok daha öte bir şey var. Evet İsa senin için öldü, lanetleri üstlendi ama laneti üstlenmesi senin için ne sağladı? Senin için bereketi sağladı. O zaman sen bereketi seçebilirsin. Nasıl İsa Mesih'i seçmek bir kararsa, bereketi seçmek de bir karar. Bereketi ve yaşamı seçin diyor. Tanrı da bir ipucu veriyor bu arada. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınız da ve sizden sonraki nesiller de yaşasın ve bereketlensin. Bereket diyor bin kuşağa kadar sürecek. Lanet dört kuşağa kadar ama bereket bin kuşağa kadar. Bereket lanetten üstündür. Haleluya. Durumu ne olursa olsun. Nasıl bir lanet altında yaşadın şu ana kadar, nasıl bir zorluklar içinde yaşadın, ailenin durumu vesaire vesaire durumların şu ana kadar ne olmuşsa olsun. Ben diyorum ki size her şey değişebilir bir karara bağlı. Sen ne zaman değişmesini istersen değişir. Çünkü Tanrı'yı davet edersin, bereketi seçersin ve Tanrı'nın bereketi hayatında işleyebilir. Ve Kutsal Kitap yine diyor ki Tanrı'nın bereketidir, Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden. Ve Rab ona dert katmaz. Rabbin bereketi kişiyi zenginleştiren bir bereket, yoksullaştıran bir bereket değil. Demek ki bereketi seçtiğin zaman zenginliği de seçiyorsun. Tanrı'nın sağlayışını seçiyorsun. Bol yaşamı seçiyorsun. Her ihtiyacının bolca karşılanmasını seçiyorsun. Seçim bizim. Yani seçebiliriz. Lanetten kurtarıldık. İbrahim'e sağlanan kutsama bizim üzerimize gelsin diye ve Tanrı'nın bereketine sahibiz. Şimdi nedir bu İbrahim'e sağlanan kutsama? İyi ki sordunuz. Yaratılışa baktığımız zaman ilk önce Avram adında bir kişiyi görüyoruz. Yaratılış 12. bölümde ortaya çıkıyor. Diyor ki Rab Avram adındaki bir adamı çağırdı, ona konuştu. Babanın evini bırak. Sana göstereceğim yere git. Seni orada bereketleyeceğim. Seni bereketleyen herkesi bereketleyeceğim. Seni lanetleyen herkesi lanetleyeceğim. Adını büyük yapacağım. Senden büyük bir ulus çıkacak. Soyunu bereketleyeceğim. Soyunu yıldızdaki gökteki yıldızlar kadar, sahildeki kumlar kadar çoğaltacağım. Sana toprak vereceğim. Seni bereketleyeceğim. Bir adam çağrılıyor ve bir iman yolculuğuna çıkıyor. Bilinmeyene doğru. Bilinmeyene doğru bir iman yolculuğuna çıkıyor. Bir çağrı üzerine. Rab Avram adında bir adamı çağırıyor. Ve ondan sonra okumaya devam ediyoruz. Bu yolculukta devam ederken görüyoruz ki Rabbin bereket onun üzerinde olduğu için hayatında sürekli bir artış görüyoruz. Hayatında sürekli bir çoğalma görüyoruz. Bu adamın zenginleştiğini görüyoruz. Hatta evine her şeyini, babasını, malını, mülkünü terk edip mirasını bırakıp yolculuğa çıkan bu adamın bir gün 300 uşağı oluyor fena değil ha. Yani 300 uşağın var. Malın, mülkün, sığırların, davarların diyor. Davarları çoğaldıkça çoğaldı ve İbrahim çok zengin oldu. Yani bu iman yolculuğunda Rabbi izledikçe de hayatında sürekli bir artış olduğunu görüyoruz. Ondan sonra bu adam 99 yaşındayken el şaday Bereket tanrısı demek. Bol bereket tanrısı. Bereketi çoğaltan tanrı. Ona göründü. Ve onu kutsadı. Ve onu bereketledi. Ve adını değiştirdi. Avram adında olan bu kişinin adı Avraham oldu. Biz İbrahim diyoruz ama esas adı Abraham. Ab biliyorsunuz baba demek. Ha? Arapça'da da aynı değil mi? Ab baba. Abraham. Abram'dı. Yüce Baba anlamına geliyor. Abraham oldu. Tanrı adına bir H harfi ekliyor. Karısının adı da Saray. Onun adına da bir H harfi ekliyor ve Serah oluyor. Bakalım hikayeyi biraz okumak istiyorum birlikte bakalım. Yaratılışa gideceğiz. 17. bölümü okuyacağız. Yaratılış 17. bölüm 1. ayet. Avram, Abram 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım ya da ben El şadayım Bolluk ve bereket tanrısıyım. Bereketi ve bolluğu çoğaltan tanrıyım. Bereketi çoğaltan tanrıyım. Hatta yani Elçada aslında bereketler anlamına geliyor. Çok bereket, bereketler tanrısıyım. Ya da bereketi çoğaltan olarak da anlaşılabilir. Ben bereket tanrısıyım ya da bereketi çoğaltan tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Hatırlarsanız bereket kelimesinin ne olduğunu incelemiştik daha önce. Rab ilk insanı Adem'i ve Havva'yı yarattı ve onları bereketledi. Ne dedi? Bereketledi ve şöyle dedi. Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun. Denetiminizi alın. Yeryüzündeki her şeye egemen olun. Amin. Kardeşine dön ve söyle seni bereketliyorum. Ne dedim biliyor musun? Verimli ol. Çoğal. Yeryüzünü doldur. Ya da şöyle diyebiliriz, her ihtiyacı doldur. Dolmak, boşalmaktan iyidir değil mi? Cebin de dolsun. <laughs> Amin. Kesen de olsun. Haleluya. <laughs> denetimini al. Bütün durumları denetimini al ve egemen ol. Böyle söyledin. O, 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 o kelime o kadar güçlü bir kelime ki Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın doluluğuyla dolmak. Ve daha sonra Tanrı topraktan gelen Adem'i aldı ve ona üfledi diyor Kutsal Kitap. Yaşam nefesini üfledi Üf. ve Adem yaşayan varlık oldu. Tanrı ona yaşam nefesini üfledi. Topraktan gelen adam bir anda Tanrı'nın kudretiyle, Tanrı'nın görkemiyle, Tanrı'nın varlığıyla dolmuş oldu. Ve Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan bu adam yeryüzünde egemen olmak için yaratılmıştı. Tanrı'yı temsil etmek için, Tanrı gibi olmak için. Çünkü Tanrı insanı kendi benzeyişinde, kendi suretinde yarattı. Niye yarattı? Onu temsil etmek için. Yeryüzünde egemen olmak için. Amin. Ve aynı Tanrı El Shaddai, Bereketi çoğaltan Tanrı. Bu adama Avram'a görünüyor ve senin diyor soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı seninle yaptığım antlaşma şudur dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. O birçok kelimesi çok önemli. Birçok ulus. Amin. Çok çoğalma. Anlıyor musunuz? Seni çoğaltacağım. Zaten öyle demişti. Seni çoğaltacağım. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim ya da Abraham olacak. Bir kelime ekliyor. Ha kelimesini. Ha. İbrani alfabesinin beşinci harfi. Kutsal kitapta beş rakamı lütuf rakamıdır. Avram, artık senin adın Avram değil, Avraham. Ve biliyor musunuz? İbraniler o ha kelimesine ya da ha harfine ne derler? Tanrı'nın nefesi. Tanrı, Avram adındaki adama bereketini üflüyor. Yaşamını üflüyor ve Verimsiz olan bu adam artık verimli olacak. 99 yaşında. Ama sadece onun değil nefese ihtiyacı olan. O değil. Karısının da nefese ihtiyacı var. Bakacağız. Adın artık Abraham olacak. Abraham ne demek biliyor musunuz? Çokların babası ya da çoğalan baba. Nefesi aldığı anda verimli olup çoğalmak için donatılmış ve güçlenmiş oldu. Seni çok verimli kılacağım. Verimli hmm, olacaksın ha? Verimli kılacağım. Kim verimli olmak istiyor? Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamız seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Bu sonsuza dek sürecek olan bir antlaşma. Tanrı'nın bu Avram adında adını Abraham olarak değiştirdiği adamla yaptığı antlaşma sonsuza dek sürecek bir antlaşma, bereket antlaşması. Tanrı'nın bereket antlaşması kuşaklar boyunca geçerli bir antlaşma. Senin için de geçerli bir antlaşma. Bunun için İsa Mesih sayesinde yasanın lanetinden kurtarıldın ve İbrahim'e sağlanan kutsama Tanrı'nın sana üflemesi. İsa Mesih ölümden dirildi ilk gün ne yaptı? Ölümden dirildi ve korkudan gidip gizlenmiş saklanan öğrencilerine göründü. Ve onu görünce, Rabbi görünce öğrenciler sevindiler. Ondan sonra İsa ne dedi? Size esenlik olsun, kutsal ruhu alın dedi ve onlara üfledi. İsa Mesih neden ölüm, öldü ve ölümden dirildi biliyor musunuz? Ölümden yaşama geçmemiz için. Ya da yaşam nefesini alalım diye. Tanrı'nın gücüyle, ruhuyla dolalım diye. Mesih'e iman ettiğin anda ah, Tanrı sana yaşam nefesini üflüyor. Bu Tanrı'nın yaptığı mucizevi bir iş. Bunu sen yapamazsın. Bu dindarlık değil, dini amellere bağlı değil. Çünkü dini amellerin hepsi ölü işler. Benliğin işlerinin hepsi ölü işler. Ama Tanrı sana üflediği anda her şey değişiyor. Çünkü sen onun özüyle doluyorsun. Onun varlığıyla doluyorsun. Tanrı'nın ta kendisi. Kutsal ruh senin içinde yaşıyor. Bir de bunun üstüne diyor ki kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Benim adıma tanıklar olacaksınız. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Çünkü biz Tanrı'yı temsil etmek için, yeryüzünde Tanrı'nın temsilcileri, elçileri olmak için seçildik. Bunun için yaratıldık. Bir seferinde vaaz ederken şöyle bir şey söyledim ki iman ettiğim zamandan beri hep duyduğum oradan buradan kaptığım bir sözdü. Tanrı bizi ona tapınmamız için yarattı dedim. Bir anda Tanrı beni durdurdu. Kusar bana konuştu dedi. Hayır o doğru değil. Bütün hayatım boyunca belki iman hayatım boyunca bunu duydun ama bu doğru değil. Ben seni bana tapınman için yaratmadım. Ben seni bereketlemek ve beni temsil etmen için yarattım. Sen benim Benzeşimde yaratıldın. Benim suretimde yaratıldın. Beni temsil etmek için yeryüzündesin. Benim egemenliğimi, Tanrı'nın egemenliğini taşıyarak İsa öyle demedi mi? Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Tanrı'nın egemenliği nedir? Doğruluk, tanrısal doğruluk. Mesih'te Tanrı'nın doğruluğuyuz. Bol yaşamı ya da bol lütfu ve Tanrı'nın doğruluğunu, doğruluk armağını alanların hepsi Mesih İsa'da bu yaşamda ne yapacaklar? Egemenlik sürecekler. Egemenlik sürecekleri çok kesindir diyor. Biz egemenlik sürmek için Mesih İsa'da yaratıldık. Amin. Mesih İsa'da göksel yerlerde oturtulduk. Topraktan kaplarda bu hazineye sahibiz. Topraktan gelen bir beden içindeyiz ve toprağa dönecek bir beden içindeyiz ama biz dışarıda gördüğümüz her bedende olan kişiler gibi değiliz. Çünkü biz Mesih'te yeni yaratıklarız. Tanrı'nın nefesi içimize üflendi. Uf! Rabbin yaşamını aldık. Tanrı'nın yaşamını aldık. Tanrısal yaşama sahibiz. Zoe yaşamına sahibiz. Tanrı'nın doluluğuna sahibiz. Tanrı'nın ta kendisi içimizde yaşıyor. Tanrı'nın egemenliği. Doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinç. Tanrı'nın egemenliğinin tümü kutsal ruhta ve içimizde. Ve biz Tanrı'nın egemenliğiyle dolmak, Tanrı'nın egemenliğini taşımak ve Tanrı'nın egemenliği sayesinde yeryüzünde bu toprakta egemen olmak için yaratıldık. Tanrı'nın temsilcileriyiz ona tapılmak için yaratılmadık. Ona ibadet etmek için yaratılmadık. Onu temsil etmek için yaratıldık. Din öyle diyor ama. İbadet ederek bir şey kazanmaya çalışmalısın. Hayır, Tanrı diyor ki: "Tövbe edip bana geldiğin anda ben sana üfleyeceğim. Benim gibi olacaksın ve beni temsil edeceksin." Tapınacak mıyız? Tabii ki tapınacağız. Tabii ki tapınacağız. Ama yaşam amacımız sadece tapılmak değil. Yaşam amacımız, çünkü sadece tapınmak olsaydı yaşam amacımız, hepimiz bir odaya kilitlenirdik, sabahtan akşama kadar orada tapınırdık. Ama Tanrı bunu istemiyor. Bir odaya kilitli kalmamızı istemiyor. Gidin diyor, bütün uluslara müjdeyi duyurun. Bereketi duyurun. Çünkü Galatyalar 3-8 öyle diyor. Tanrı İbrahim'e müjdeyi duyurdu. Senin aracılığınla, senin soyunda bütün uluslar kutsanacak. Bütün uluslar bereketlenecek, müjde bu. Bütün ulusların bereketlenmesi ve kutsanması. Uluslardan var mı aramızda? Birçok ulus var burada bugün ha. Müjde senin kutsanman ve bereketlenmen. Sadece günahların bağışlandı. Haleluya, hamdolsun olsun. Bir gün cennete gideceğim. Ama yeryüzündeyken de sürüneceğim değil. Unutmayın. Sürünme laneti iblisin üzerine kondu. Toprağın üzerinde sürüneceksin diye iblise söyledi Tanrı. Ama gelip seni kandırmaya ve senin sürünmen gerektiğini sana yutturmaya çalışıyor. O yalancı, unutmayın yalanların babası o. İbrahim bereketin babası, şeytan lanetin babası. Yalanların babası. Yalanlarını satıyor, yalanlarına inananlara da laneti üzerlerine çökertiyor. Çünkü seçiyorsun, laneti seçmiş oluyorsun onun yalanlarına inandığın zaman. Ama Tanrı'nın sözüne ve gerçeğe inandığın zaman gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. O zaman özgürsün. Lanetten özgürüm. Haleluya. Kutsandım. Bereketlendim. Egemen, egemenlik sürmek için yeniden yaratıldım. Tanrı'nın gücü ve ruhuyla doluyum. Altta değil üstte olacağım. Sürünmeyeceksin kardeşim. Kartal kanatlarıyla uçacaksın. Haleluya. Göreyim bakayım kanatlarınızı kartallar. Haleluya. 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 Yükseleceksin. Yükseleceksin. Çünkü göksel yerlerde oturdu, oturtuldun ve Mesih İsa'da bütün göksel kutsamalarla kutsandın. <laughs> bütün göksel kutsamalarla kutsandın. Bütün göksel bereketlerle bereketlendin. Eksiğin yok. Bütün. Bütün. Her şey değişiyor Mesih'teki kimliğini anladığın anda her şey değişiyor. Mesih'te de Tanrı'nın doğruluğu olduğunu anladığında, artık zavallı bir günahkar olmadığını anlayınca ben şaşırıyorum insanlar. Mesih İsa'ya iman etmiş, tövbe etmiş, günahların bağışlandı diyor. Rab İsa ediyorum. Günahların bağışlandı. Ondan sonra etrafta dolanıyor diyor ki ben günahkarım. Bir dakika. Hangisisin? İki kusaktan diyor. İki akıllı olan. Kararsız kişi. Grekçesi iki akıllı olan kişi Rab'den hiçbir şey alacağını ummasın. İmanın işlemez. Kutsandım? Yok, hala lanet altındayım. Kutsandım? Hala lanet altındayım. Bir dakika. Yaşama sahip mi? Yok. Günahkarım. Ölüme sahibim. Çünkü günah öldürür. Ruh yaşam verir. Hangisisin? Karar ver. Bereket mi lanet mi? Seç. Ve bir kere seç ve kal. Yaşamı seçin diyor. Yaşamı seçin. Seçim senin. Ben senin için seçemem. Tanrı da senin için seçemez. Önüne koydum diyor. Sen seç. Tanrı önüne koydum. Ondan sonra ipucu veriyor. Yaşamı seç de. Aslında gerçek şu biliyor musunuz? Öyle iki seçimimiz varmış gibi düşünürüz ama tek bir seçen seçenek var. Tek bir seçeneğimiz var. Yaşam. Diğeri seçenek bile değil yani. Niye seçesin ölümü? Kim ölümü laneti seçmek ister? Ama insanlar seçiyorlar farkında olmadan. Çünkü şeytanın yalanlarına inanıyorlar. Gerçeği bilmiyorlar. Tutsaklar. Çünkü bildiğin gerçek seni özgür kılar. İnandığın yalan da seni tutsak eder. Eğer yalana inanıyorsan tutsaksın. İsa Mesih tutsakları özgür kılmak için geldi. Haleluya. Tutsak yaşama. Özgür ol kardeşim. Özgür ol. Özgür ol. Özgür ol. Tutsak yaşama. Özgür ol. Özgür ol. Tutsak yaşama. Haleluya. E, e, geri dönelim. Yaratılış 17. Bakın, bakın, bakın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Abraham olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Çünkü seni bereketliyorum, sana üflüyorum. Ha! Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım. Haleluya bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. Sonra Tanrı bakın 9. ayet İbrahim'e. Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız. İşte olay bu. Bir antlaşma var, biz bağlı kalmalıyız antlaşmaya. Antlaşmaya bağlı kalmalıyız. Amin. Nasıl bağlı kalacaksın antlaşmaya? İmanla. İmanla bağlı kalacaksın. Çünkü kutsal kitap İbrahim'in kutsamasından ve İbrahim'in imanından bahsediyor. Ve diyor vaat, imana bağlı kılınmıştır. Her şey imana bağlı kılınmıştır. Tanrı'nın bütün vaatleri imana bağlı kılındı. İmanla alacaksın. Müjde yapmak değil, almak. Tanrı her şeyi yaptı. Tanrı her şeyi yaptı. İsa Mesih çarmıhta her şeyi yaptı ve tamamladı. Sonra da tamamladı, tamamlandı dedi. Sen sadece imanla alacaksın. Yapacak bir şey kalmadı. Kendini kırbaçlamana gerek yok. Ellerini ayaklarını çivilerle deldirmene gerek yok. Kendine eziyet etmene gerek yok. Kendini dövdürmene gerek yok. Kendini süründürmene gerek yok. Kendini acındırmana gerek yok. Galiplerden üstünsün. İmanla al. Bol lütfu al. Bol lütfu al. Uzan ve al. O kadar. Bol lütfu al. Şimdi uzan al. Ellerini kaldır. Rab bol lütfunu alıyorum. Bol lütfunu alıyorum. Rab Mesih'te bol lütfunu alıyorum. Lütuf üzerine lütuf aldık diyor Mesih'te. Bol lütfunu alıyorum. Bol lütfunu alıyorum. Ondan sonra da diyor doğruluk armağanını al. Şimdi doğruluk armağanını al. Mesih'te Tanrı'nın doğruluyum de. Mesih'te Tanrı'nın doğruluyum. Eski şeyler geçti. Günahkardın geçti. Her şey yeni oldu. Tanrı'nın doğruluğu oldu. Doğrusun. Ve doğru adamın Duası güçlü ve etkilidir. Doğru kadının. Kimler doğru adamlar? Kimler doğru kadınlar? Bak bakayım. Duanız o kadar güçlü ve etkili ki. Dağları yerinden oynatacak kadar güçlü iman duasını iman duasını yapabilirsiniz. Öyle bir imana sahipsiniz. Amin. Haleluya. Haleluya. Bakın. Um, Devam edelim. Şurada 15'e inelim. Tanrı karın saraya gelince onun adı artık saray. Onun, ona artık saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara ya da Sarah aslında olacak. Onu kutsayacak, bereketleyecek. Yani verimli kılacağım, çoğaltacağım. Ona egemenlik vereceğim. Amin. Bundan böyle onun adı Sarah olacak, onu kutsayacak. Ondan sana bir oğul vereceğim, onu kutsayacağım. Ulusların anası olacak, halkların kralları onun soyundan çıkacak. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. <laughs> Bazen soruyorlar, niye nehir kilisesinde insanlar yüzüstü yere kapanarak gülüyor? Çünkü müjdeyi duyuyorlar. Çünkü bereketi alıyorlar, haleluya. <laughs> Neden kardeşim sen hala ağlıyor musun? Lanet altında mısın? Kutsaldaki sevinci al. Tanrı'nın gemenliği kutsalıkta sevinç. Sevinci al. Bol yaşamı al. Haleluya. Haleluya. Doluluk, doluluk içinde yaşa. İçinden yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi? Ve gördüğümüz zaman bir sene sonra bir oğulları olduğunu görüyoruz. Şimdi. Amin. Tanrı'nın sözünde gördüğümüz gibi aslında yaşam ve ölüm bir seçimdir. Bereket ve lanet bir seçimdir. Bereketi seçin, yaşamı seçin. Bugün İsa Mesih'i seçin ve hayatınız değişsin. Henüz bu seçimi yapmadıysanız şimdi bu seçimi yapabilirsiniz. Bugün kurtuluş günüdür. Bunu yapmaya hazırsanız benden sonra dua edin. Gözlerinizi kapatın ve bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Kurtuluşu ve yaşamı seçiyorum. Lütfen beni kurtar. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Şu anda beni bağışladığın için, beni akladığın için sana şükrediyorum. İsa'nın adıyla amin. Evet sevgili dostum, bugün doğru bir seçim yaptın. Yaşamı seçtin. Tanrı da seni bağışladı ve seni kurtardı. Ne kadar müthiş bir şey değil mi? Haleluya. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Dualarınız, dua isteklerinizi, tanıklıklarınızı ve sorularınızı paylaşın. Başka bir programımıza birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. Müzik